Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uzun Makarna yani Özgür. Aylardır görmüyordunuz. Ayda bir kere falan video atıyordum. Hatta onu bile atmıyordum. Artık düzenli olarak video atmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandır böyle YouTube videosu çekmediğim için unutmuşum çoğu şeyi. Zaten böyle heyecandan odamın içinde dönüp duruyorum sürekli. Bildiğiniz gibi artık benim okulum bitti. Üniversitede ikinci sınıftım. İkinci sınıfın sonuna geldim. Üçüncü sınıfa gideceğim. Şu anda da yaz tatilindeyim. Hazır okul yokken işte boş vaktim çok varken ben de dedim ki neden YouTube videosu çekmiyorum? Zaten bayağıdır istiyordunuz çekmeme. O yüzden başlıyorum. Günlük olarak neler yaptığımı paylaşacağım ben de. Biliyorsunuz eskiden İkizler kanalında beraber videolar çekiyorduk. Sonrasında birkaç olay oldu. Işık gitti şu an. Birkaç olay olduğu için artık beraber çalışmama kararına vardık. Karşılıklı olarak konuştuk bunu. Ben de kendi YouTube kanalıma artık odaklanmam gerektiğini düşündüm. Tek başıma bu işleri ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama hayatımda değişen çok şey oldu. Ben size ilerleyen zamanlarda bunları anlatacağım zaten. Siz de merak ediyorsunuzdur. Hatta ben ilk başlarda tavşanımla alakalı video çekecektim. Daha tavşanı ilk yeni aldığım zaman Şubat ayında tavşanımla alakalı bir video çekecektim. Onu bile çekmedim yani. Tavşanım oldu eşek kadar hala videosu gelmedi. Benim için sırf ben aldım diye, ben tavşan aldım diye tavşan alanlar falan olmuştu. Onlar çok merak ediyordu nasıl bakılıyor, işte neler yiyorlar, neler yapılması gerekiyor aşıları vesaire diye. Onu bile çekmemiştim yani. Bugün onları da göstereceğim tavşanımı falan. Şimdi yemek yiyeyim. Sanırım vlog böyle olmuyor evin içinde. Neyse yemek yemeye gidiyorum. Gevrek alıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu azıcık kalmış. Bu arada annem bunları gösterdiğim için bana çok kızacak. Çünkü annem diyor ki işte niye ev dağınıkken video çekiyorsun, herkesin pisliğini görüyor falan diyor. Annem de izliyor videoları. O yüzden kızıyordu bana. Yine kızacak olsun. Ben kase bulamadım. Bir de bugün şöyle bir şey olacak. Bugün bana gardırop geliyor. Ses yapmazsam duyacaksınız. Bugün bana bir dolap geliyor yani kıyafetlerimi koymak için. Eski dolabım kırılmıştı bildiğiniz. Bu kıyafet asılan askılıklı yer kırılmıştı. Arkası da zaten ayrılmıştı. Böyle beşik gibi sallanıyordu dolap. Ve hani bir anda yıkılacak diye korkuyordum. Onun yerine büyük bir dolap geliyor bu sefer. Bu yüzden de çok heyecanlıyım. Beyaz renkte. Odama da uyum sağlayacak. Odamı da fark ettiyseniz bayağı değiştirdim yani. Bir duvarı daha kapladım. Ve diğer kısımları da simli beyaz boyaya kendim boyadım. Kapımı da boyadım. Bu tarz konuları kendi başıma yapmayı çok seviyorum. Çünkü birine ihtiyaç duymadan yapmak bence çok güzel bir şey. Bu gevreyi ben Macro Center'dan almıştım. Üzerinde unicorn vardı böyle değişik renklerde diye. Hoşuma gitmişti. Ama tadından hiç memnun olmadım. Çünkü sabah kahvaltısında hani bu kadar şekerli bir şey yemek bence çok mantıklı değil. O yüzden şekerli şeyler sevmiyorsanız gördüğünüzde almayın bence. Onun yerine Coco Pops falan alsaydım daha iyiydi. Ki o da çikolatalı yani. Bu arada sadece bu videoyu izleyenlere özel birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum kendi hayatımla alakalı. Asla Instagram'da paylaşmayacağım şeyler bunlar. Çünkü bir yerden birileri duyup da bir şeyler yapmasın diye söylemiyorum. Arkadaşlar ben bu aralar hiç beklemediğim insanlardan hatta sizinle tanıdığınız insanlardan güzel fikirler alıyorum. Yani güzel proje teklifleri, işte çalışmalar vesaire. Bu tarz şeyler oluyor ama söyleyemiyorum, söylememem gerekiyor. Ben de çok emin değilim. Kendime çok fazla güvenmiyorum. Ama o insanlar bana benden daha fazla güveniyor. Yani yapabilirsin Özgür gibisinden. İşte bu önceki, hani projeden önceki zamanları da size göstermek istedim. Hem kendim için onu biriktiriyorum. Yıllar sonra mesela açıp baktığım zaman ben bu yaşımda neler yapmışım diye izlemek isteyeceğimi düşünüyorum. Bu arada doğum günüm de geçti. 21 yaşında oldum artık. Şaka maka yani 20'li yaşlara girince insan gerçekten yetişkin olduğunu falan hissediyor. Çok geveze olduğumu düşündüğüm için şu anda videoyu durduruyorum. Tekrar odama geldim size bir şey göstermek için. Gördüğünüz gibi şu karşıda bir inşaat var. Ve bu inşaat yani 3-4 aydır en az size söyleyeyim. Devam ediyor ve ben sabah her uyandığımda bunun sesini duyuyorum. Okula gittiğim zaman duymuyordum ama artık çok duyuyorum. Bir de tam şu karşıdaki
kısma geçip bir şeyler falan yiyorlar öğle zamanında. Ben hemen böyle perdeyi falan çekiyorum görmesinler diye. Birazcık rahatsız oluyorum. Umarım bir an önce biter. Bakın bir de size ne göstereceğim. Burada benim belgelerim vardı. Çıkarmıştım. Üstün başarı belgesi. Şu an TC kimlik numaramı kapatıyorum. Özgür Balakar. El Kayık Öğretim Okulu'nda okumuştum. Acaba aranızda okuyan var mı? Neyse şimdi tavşiciğimin yanına gidiyorum. Bakalım benim güzel tavşanım ne yapıyor? Muhtemelen ya yemek yiyordur, ya tuvaletini yapıyordur, ya da uyuyordur. Genel olarak bunları yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bakın şimdi onu uzaktan izleyeceğiz. Şurada yatıyor. Bir gün var ya arkadaşlar, buraya bir geldim, kafasını da eğmiş böyle. Tamamen yerde yatıyor, öldü zannettim. Ölü gibi uyuyor bildiğin. Kulağını görüyor musunuz? Beni fark etti. Minik meleğim. Seni çok seviyorum. Balkona çıkmadan önce söyleyeyim. Bizim evimiz cadde üzerinde bir ev. Yani bu da demek oluyor ki sürekli vızır vızır arabalar geçiyor ve araba sesi çok fazla oluyor. Bu yüzden eğer sesimi duyamazsanız neden duyamadığınızı da söylemek istedim. Selam bebeğim. Nasılsın? Gel. Korkma. Kendi tavşanım benden korkuyor. Ürkek seni. Yani şimdi azıcık beni Instagram'dan falan takip ediyorsanız. Bu arada Instagram hesabımda Uzun Makarna. Bir ara kullanıcı adımı bile çalmışlardı. Yani Uzun Makarna ismini bir insan niye çalar bilmiyorum. Uzun Makarna ismini bile çalmışlardı. Her neyse Musa Öztürk adında bir arkadaşım var. Bu konularda çok iyidir kendisi. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. O benim kullanıcı adımı geri aldı. Her neyse konu o değil. Beni Uzun Makarna olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada eğer beni izliyorsanız, ben eskiden tavşanımı kafesin içinde tutuyordum, yani odamdaydı. Kafesin içinde bakıyordum işte. Çünkü o zamanlar çok küçüktü. Neredeyse kabın, hani bir kabın içi kadardı boyutu. Ve orada yemek yiyordu, tuvaletini yapıyordu, suyunu içiyordu. Hepsini aynı yerde yapıyordu. Bir peçete koyuyordum oraya. Peçetenin üstüne tuvaletini yapıyordu. Hemen değiştiriyordum ben de. Ama sonrasında çok büyüdü kurabiye. Ve artık kafesine sığmıyordu. Birincisi, ikincisi geceleri beni çok fazla uyandırıyordu. Hani hem yemek için, yani tabii ki de yemek yemesi lazım. Bazen sırf gıcıklığına da uyandırıyordu. Belki de sıkıldığı için falan. Bir de büyüdükçe bunlar erkek bu arada cinsiyeti. Hani bir şeyler yapmak istiyorlar ama eşi de olmadığı için hani sinirleniyor. İşte kafesi falan tırmalamaya çalışıyordu ve çok ses yapıyordu gece. Biz de hani annemlerle birlikte hem koku çok fazla yapmasın diye balkona getirdik onu. Balkonu daha çok seviyor. Mesela onun tüyleri çok fazla olduğu için sıcaktan bunalabiliyor. Kendini yere falan uzatıyor böyle. Burayı seviyor şu anlık. Eskiden hep şuradaki kafesin içinde yaşıyordu. Bu da onun üzerine kapanıyordu ama artık gördüğünüz gibi sığmaz oraya. Küçücük bir alan oluyor. Buraya kendini alıştırdı. Sadece buraya yapıyor tuvaletini. İşte su susadığı zaman buradan suyunu içiyor. Burada yemeği falan oluyor. Meyve sebze falan veriyoruz. O şekilde. Tavşanım balkondayken bazen hani bütün yemeğini geceden bitiriyor mesela. Aç kaldığı zaman buradaki bitkileri falan yemeye başladı. Hani eğer evinize bakmayı falan düşünüyorsanız kabloları çok kolay yiyorlar. Çok kolay ısırıyorlar şarj kablolarını. Hani o tarz şeyleri yumuşak böyle yastık, yorgan gibi şeylerin üzerine de tuvaletlerini yapıyorlar. Hani oralara yapmayı seviyorlar. Nedense ben de bilmiyorum. Bu konuda sizi uyarmak istedim. Bitkileri falan hep yiyorlar. Haberiniz olsun. Tavşanlar hakkında size birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Örneğin şu anda ben tavşanı kucağıma alıyorum. Aslında bunlar onlar için çok korkunç bir şey. Buralarım hemen kızarttı bu arada. Çok korkunç bir şey çünkü bu tavşanlar normal hayatta sürekli av halindeler. Yani işte kaplanlar, işte bir sürü hayvan hep tavşanlara zarar vermek, boğmak istiyor. Çok fazla ses var, daha fazla dayanamadım. Neyse hani diğer hayvanlar çok fazla zarar vermek istiyor. Örneğin ben kurabiye için bir tasma aldım, kemirgen tasması. Onunla aşağı falan indiriyorum. Köpekler, kediler falan böyle kenardan geliyorlar, tavşana yaklaşıyorlar. Hatta bir kere o kadar çok korktu ki tavşan, böyle kalbi çok hızlı falan atıyordu. Böyle fik 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 diye ses falan çıkıyordu. Tam bu konunun üstüne çok güzel gidebilecek bir şey oldu. Emrah bana yazdı, martıları sever misin dedi. Ben de evet severim yazdım. Sonra bana Twitter'dan bir video gönderdi. Martı tavşanı yiyor.
Böyle ilk kafasında yiyor, ağzına sokuyor. Sonra ayaklarını falan yiyor. Bana bu videoyu attı ve şu an unutamıyorum. Sen kimsenin yemesine izin vermeyeceğim, tamam mı? Sen masum bir tavşansın. Bunlar bir de sinirlendikleri zaman falan homurdanıyorlar. İşte küstükleri zaman yanına kadar geliyorlar böyle. Geliyorlar, ondan sonra hop arkalarına dönüyorlar falan. O küsme hareketleri oluyormuş. Böyle kafalarının okşanmasına falan bayılıyorlar. Tombik kulaklım benim. Tombişim. Tombiş tombiş. Kocaman oldun sen. Biraz daha seversen uyuyacak.